Bir valide sultanın zindana atıldığını ne gördüm ne işittim. İtiraf etmeliyim ki Safiye Sultan'a da ancak böyle debdebeli bir son yakışırdı. Bundan böyle Safiye Sultan'ın payına düşen acı ve keder. Ondan yana içim rahat. Lakin hünkârımızın yeniden ordugaha dönecek olmasına gönlüm razı olmuyor. Üstelik böyle bir vakitte. Ben de sizin gibi düşünüyorum sultanım. Aciliyeti olan başka işler var. Sadaret mührünün hak edene teslim edilmesi gibi, öyle değil mi? Sizinle açık konuşacağım paşam. Bence Vezir-i Azam siz olmalısınız. İhtiyacımız olan akıl ve kudret sizde var. Bunu sizden işitmek beni bahtiyar etti. Makam mevki peşinde koşmadım ömrümce. Lakin hiçbir vazifeden de kaçmam. Hünkârımız fikirlerime kıymet verir. Sadaret mührünü sizin almanız için elimden geleni yapacağım. Kösem Sultanım. Sultanım, ne olur dinleyin. Halime Sultanımız sizi çağırıyorlar, konuşmak istiyorlar. Yaralı olmasaydı kendi gelirdi. Lakin durumu çok ağır. Benim hainlerle konuşacak hiçbir şeyim yok. Yapmayın Sultanım. Şehzade Mustafa'yı alıp götürdüler. Bugün değilse yarın canına kıyılacak diyorlar. Gel Kösem. Gel de ne hallere düştüğümü gör. Rüzgar eken fırtına biçer. Başınıza ne geldiyse sizin yüzünüzden. Başka suçlu aramayın. Günahımı alıyorsun. Safiye Sultan'ın kurbanıyım ben. Evladımı aldı koynumdan. Mani olmak istedim. Direndim. Bak bana ne yaptılar. Hançerlediler beni. Hançerlendiniz. Sırtınızdan. Safiye Sultan ihanet etti size. Haberim dahi yoktu. Saldırdılar bana. Herkesi bu yalanlara ikna edebilirsiniz, lakin beni değil. Safiye Sultan'la işbirliği içinde olmamanıza dair sizi uyarmıştım. Safiye Sultan bu. Kullandı, sonra da kurtulmak istedi. Yaşadığınız her şeyi hak ediyorsunuz. Gözün öfke bürümüş. İntikam almak istiyorsun. Ne desem beyhude. Hıncını benden çıkar. Öfkeni bana kız. Lakin Mustafa'mı kurtar. Yardım et ona Kösem. Kösem Sultan. Ne olur konuş hünkârımızla. Kardeşimi bağışlasın. Sana yalvarıyorum, onu koru. Ben şehzademizi korumak istediğim için saraydan çıkarmıştım Dilruba. Onu ateşe atan sensin. Kardeşini felakete sürükleyen sen ve validen. Günah sizin boynunuza. Küstün mü bana? Sana, hünkâr abime, kapıdaki ağalara, herkese küstüm. Annemden ayırdınız beni. Şimdi anneni göremiyorsun ama sana söz veriyorum, yakında kavuşacaksınız.
Bak sana ne getirdim. Bunları sana Şehzade Osman'la Şehzade Mehmet gönderdi. Onlara hediye gelmiş. Ama malumun oynayamayacak kadar küçükler. Onlar oynayacak yaşa gelene kadar sende kalmasını istediler. Onlar daha bebek konuşamazlar ki. Ben ne söylediklerini anlayabiliyorum. Aslanım düşmana saldırır. Atım da gıdık da gıdık kaşar. Bu kuş da beni sırtına alıp pır diye annemin yanına götürür. Buradayız. Aşamasın. Yok bir şey. Valide Sultanım. Neredeydin Kösem? Halime Sultan'ın yanındaydım. Dediğine göre hiçbir suçu günahı yokmuş. Yaralanmasını bahane edip kurtulacak. Sonra da Şehzade Mustafa'yı gördüm. O da nasıl üzülmüş, nasıl korkmuş. Bana Hasso döneminde Murat Paşa ile konuştuğun söylendi. Paşamız yaşanan hadiseler için geçmiş olsun demek istemiş. Sakıncası mı var? Usul var Kösem. Her şeyin bir adabı usulü var. Paşalarla görüşmen zinhar münasip değil. Öyle kafana istediği gibi davranamazsın. Şehzade Osman'a daireni getirmişsin kimseye sormadan etmeden. Size haber göndermiştim. Lakin Derviş Paşa'yı ziyarete gitmişsiniz. Hünkârımızın da haberi var. Pek memnun oldular. Sen kendi şehzadenle ilgilen. Ben valide sultan olarak şehzademizle meşgul olurum. Osman'ı daireme götürün. İstediğin zaman gelip görürsün. Lakin burada kalamazsın. Ne vakit isterseniz görebiliriz. Validemizle ters düşmeyelim şimdi. Destur Sultan Ahmet Han Hazretleri. Hünkârım. Şehzadelerimi görmek istedim. Hayırdır ne bu haliniz? Afiyettelerdir inşallah. İyiler çok şükür. Lakin valide sultanımız Osman'ın benim dairemde kalmasını münasip bulmamış. Nasıl emanet ederim bilemedim. Hacı, valideme söyleyin Osman'ım annesini seçti. Bundan böyle Kösem Sultan'ın yanında kalacak. Cennet yatırsana. Gece yanına geldim. Uyuyordum. Bir yanında Osman. Bir yanında Mehmet. Ömrüm boyunca hiç bu kadar içimi ferahlatan bir manzaraya şahit olmamıştım. Osman'a sütümü verdim. Artık benim iki oğlum var. Bu beni hem mutlu ediyor hem de akıbetleri için korkuyorum. Şehzade Mustafa ile ilgili bir hüküm vereceğini biliyorum Ahmet. Bu öyle bir hüküm ki ileride emsal teşkil edecek. Osman'la Mehmet'in de kaderini belirleyecek. Ne demek istiyorsun Kösem?
Eğer kardeşinin idam kararını verirsen, ileride evlatların da birbirine kıyacak. Lakin şimdi her şeye rağmen bir kez daha bağışlarsan belki de nizam değişecek. Ve bir daha hiç kimse senin gibi kardeş acısı çekmeyecek. Hangisi daha acı? Kardeş acısı mı? Evlat acısı mı? Aç kapıyı. Biz de seni bekliyorduk. Nihayet geldin. Söyle. Mahbeker Kösem. Seni dinliyoruz. Biraz geç kaldınız. Beni daha evvel dinleyecektiniz. Beni bırakmanız, hatanızdan dönmeniz için bir fırsat vermiştim size. Lakin siz beni ölüme göndermeyi seçtiniz. Merak ediyoruz. Yağlı urgandan nasıl kurtardın kendini? Benim adım Kösem. Öyle kolay kolay ölmem. Asla yenilmem sanıyordunuz. Kimse yerinizden edemezdi sizi. Lakin şimdi buradasınız. Ruhunuz kadar karanlık ve sefil bu zindanda. Altın çamura düşse değerini kaybeder mi? Biz Safiye Sultanız. Nerede, ne halde olursak olalım, hakikat değişmez. Bazen düşünüyorum neden böyle oldu diye. Neden dost değil düşman olduk? Başka türlüsü mümkün değildi. Ben küçücük bir çocukken bile kimseye boyun eğmezdim. Tıpkı sizin gibi. Tabiatımız aynı. O yüzden beraber olabilmemiz mümkün değil. Doğru söze ne kelime. Hele ki sen de iktidar meyinden içmişken. O mey ki hem bal hem zehir. Bir kez tadına bakman kâfi. Asla geri dönemezsin. Ay ve güneş birlikte hiç durabilir mi gökte? İşte bu yüzden. İkimiz değil hareme. Aynı cihana bile fazlayız. Sen ya da biz. Sorunun cevabı belli değil mi? Bu bizden çok seni korkutmalı. Zira artık kaybedecek bir şeyimiz kalmadı. Yüzüğünü sor. Siz hikayesini anlatana kadar ne kadar manalı bir yüzük olduğunu fark edememiştim. Parmağımızdan söküp alabilirsin. Lakin bu yüzük sahibiyle mana kazanır. İşte ben o mananın ta kendisi.
ağlar. Sultanım, o bir valide sultan. Zinhar'ı idam edemezsiniz. Yapmayın ne olur. Sultanım, ne olur. Sultanım! Yapmayın Allah aşkına! Sultanım! Sultanım! Ne yapıyor gecenin bu vakti? Gel. Hünkârım, Şehzade Mustafa Hazretleri ağalar dairesinde bulamamışlar. Ağalar işitmediniz mi? Şehzadeniz açın kapıyı diyor. Açsanıza. Kösem. Buradasın demek. Çok korktum senin için. Şehzadem. Şşş, yine geçsin. Yok işte, kaçtı gitti. Açın. Şehzadem ne oldu? Ne vardı orada? Bir kuş vardı. Gözleri ışıl ışıl, tüyleri parlak parlaktı. Odama girmiş. Kanat sesiyle uyandım. Ama... Mustafa tamam. Üzülme. Buluruz onu. Ne olur Kösem. Bulalım. Yaralıydı. İlaç verelim. İyileşsin. Ben bütün ağalara, kalfalara söylerim. Bahçeyi ararlar. Bulunca da bize haber ederler, olur mu? Yemin ederim kardeşim. Eğer bir gün o tahta çıkarsam asla babamız gibi olmayacağım. Asla kıymayacağım kardeşlerime. Mustafa.
Asla kıymayacağım sana. Asla. Asla babam gibi olmayacağım. Söz veriyorum sana. Hangisi daha acı diye sormuştu. Kardeş acısı mı? Evlat acısı mı? Sen bu gece oğullarını seçtin. Onları korumak için kardeşinden vazgeçtin. Öyle değil mi? Cellatlar gitti. Oğullarım değil güzel. Şehzadelerimi seçtim. Bir hükümdar olarak karar verdim. Bu yüzden yolladım celladları. İçeri girdiklerinde bulamamışlar onu. Bir kuş göze. Bir kuş. Gecenin kör vakti uykusundan uyanmış. Bir kuşun peşinden çıkıp gitmiş. Yaralı bir kuş dedi. Gözleri ışıldıyormuş. Tüyleri parlıyormuş. Anlaşılan şehzademiz bir rüya gördü. Belki de bir hayal. Bu Allah'ın hikmeti değil de nedir gözüm? Bu Rabbimin bana bir işareti değil de nedir? Kıyma diyor. Kardeşine kıyma. Senin de kalbinden geçen buydu Ahmet. Yüce Rabbim gördü ve mani oldu. Gel. Hünkârım, Valide Sultanımız geldiler. Gelsinler. Neler yaşadığımızı unuttun mu aslanım? Hepimiz ölümün eşiğinden döndük. Bugün acırsam, maazallah yarın acınca hallere düşmez miyiz? Kimseye acımıyorum validem. Merak etmeyin validem. Hünkârımızın merhameti yalnızca şehzademize. Dairene dön. Kösem. Aslanımla yalnız bırak beni. Yarın bir gün. Yarın bir gün. Şehzade Mustafa'yı yeniden kullanırlarsa ne yapacaksın? Daha ne kadar bu korkuyla yaşayacağız? Bu mesele kapandı. Sen kapandı deyince kapanmıyor aslanım. Bugün Safiye Sultan, yarın başka biri. Ahmet gitsin, Mustafa gelsin dedikçe bize rahat huzur yok. Kim ne derse desin. Bundan böyle kardeşimi bir daha asla kullanamayacaklar. Zira hakkında yeni bir hüküm verdim. Ne hükmü?